Herkese merhabalar. Belgin Maviş ben. Yeni bir haftaya hatta yeni bir aya başlıyoruz ama hızlı başlıyoruz. Küresel piyasalarda bir reddit çılgınlığı yaşanıyor. Geçtiğimiz haftaki videomuzda özellikle GameStop ve bununla birlikte AMC sinemaları ile ilgili hisse hareketlerinin Beyaz Saray'ın radarına girmesi ve ardı ardına gelen açıklamalar. Sonrasında ilgili hisse senetlerini küçük yatırımcıların alım pozisyonları ve buna getirilen tedbirler ve H fonlardaki ciddi zararlar. İşlem platformlarından başta Robinhood olmak üzere ilgili hisse senetleriyle işlemleri duraksatması ve volatilite bazlı işlemler çerçevesinde e, bu hisselerdeki emirlerin bekletilmesi, reddit yatırımcılarını yani o sosyal platformda bir araya gelen yatırımcıların oluşturduğu redditçileri başka piyasalardaki başka enstrümanları da hızla yönlendirmiş gözüküyor. Burada en çok hareket gümüş tarafında görülüyor. Reddit'in Reddit hareketi olarak yorumlanan gümüşteki hareketi bu videomuzun ana konusu yapalım. Hem gümüşü hem de sizlerden gelen sorular dahilinde altındaki gelişmelerden bahsedelim. An itibariyle ekranıma baktığımda gümüşteki fiyat hareketini gün içerisinde 27 dolar 72 sent ve 30 dolar 10 sent seviyesinde gidip gelmeler ve an itibariyle ki saatlerimiz 15.37'yi gösteriyor. 29 dolar 71 sent seviyesinden yukarı yönlü hareketlerle devam ediyor. %10'a yakın bir yükseliş. Çok ciddi bir getire. Buradaki tabii ki fiziki talepten kaynaklı bir fiyatlama değil. Sizler de farkındasınız. Ama getiri bazında baktığımızda inanılmaz marjda hareket ediyor ki geçtiğimiz hafta 24-25 dolar seviyesine yükseldiğinden bahsediyorduk. Şimdi ise 30 dolar seviyesini zorluyor. Hemen istatistikleri verelim. En yüksek 30.10 dolar seviyesini gördü. Bununla birlikte haftalık bazda baktığımızda %17'ye varan bir getiri söz konusu. Aylık olarak ise %13'e varan bir getiri söz konusu. Yıllık bazda baktığımızda hala yani geçtiğimizde yılda dahil ettiğimizde %65'e varan bir getirisi var. Gümüşün, gümüş yatırımcısı altın yatırımcısından çok daha uzun süre beklemek zorunda kalmıştı ve şu anda bunun meyvesini de yiyor tabii ki diyebiliriz. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Düşünün. Geçen hafta 24 dolar, bu hafta ise 30 dolar seviyesinde. Ve e, siz e, yatırımcıların çoğu bilirler, uzun yıllar yatırım yapanlar sert yükselişlerin aynı şekilde sert düzeltme hareketleriyle karşı karşıya da kalabilirsiniz. Ama küresel bazda piyasalara baktığımızda bir yatırımcı birleşmesi oluşumu da var büyük fonlara karşı e, başlayan ters pozisyon alarak hareketlerin başladığı bir e, durum söz konusu burada ve Gümüş'e baktığımızda diğer emtialardan platine bakıyorum altına bakıyorum altın zaten normal seyri içerisinde bir toparlanma çabası içerisinde onu ayrı bir köşeye koyalım platine bakıyorum platinde de buna bağlı olarak Kısmen bir hareketlenme var. Hani biz bunlara ekül hareketler diyoruz. Orada da %5'in biraz altında bir yükseliş görüyorum. Ama en çok bayrağı taşıyan şu anda gümüş hareketi söz konusu. Ve şöyle bir baktığımda e, hali hazırda alıcıların devam ettiğini görüyorum. E, son 5 yıl içerisindeki performansına yine istatistiksel olarak baktığımda 11 dolar 64 sent. En düşük gördüğü seviye 5 yıllık periyot içerisinde ve en yüksek gördüğü yine 5 yıllık periyot içerisinde bugün testilen, test edilen, test edilen 30.10 sent, 30 dolar 10 sent seviyesi. Şimdi platine baktığımızda ise platinde de 1129 dolar günün en yüksek değeri. En düşük değeri ise 1076. Bakın oradaki marja çok yüksek. %5'e varan bir bant aralığı içerisinde hareket ediyor. Ve an itibariyle de platin 1126 dolar seviyesinde yine %5'lik bir marjda yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hemen şöyle altına gelelim. Altında ise 1865 dolar seviyesi bu seviye zaman zaman geliyordu ve geri çekiliyordu. Ve oradan yeniden bir onu geçme çabası içerisinde. Burada tabii ki sizlere daha önce paylaşmıştım eğer ons'taki hareketi teyit etmek istiyorsanız lütfen hemen gidin ve Japon Yeni, dolar Japon Yeni paritesine mutlaka bakın. USD JP. Burada şu anda 104.91 seviyesini görüyoruz ki sizlerle paylaşımımda 104.6'lık bir seviye vermiştim. Bu ve bunun üzerine doğru yani 104.3'ten 104 başladığı zaman yükseliş hemen gözünüzü ONS tarafındaki hareketlere çevirebilirsiniz ve oradaki hareketler size yön gösterecektir ki şu anda altın tarafında 1865 dolar olsun geçilebilmesi için Japon Yeni destek veriyor bu anlamda. bunu da notlarımıza ekleyelim. Bugünün özelinde baktığımızda hemen Japon Yeni'ndeki hareket evet en düşük 104.6'yı görmüş. En yüksek 104.94, 0.15'lik bir değer artışı var. Geçici mi kalıcı mı altındaki hareket buradan ölçebilir. Hızla geri çekilirse o zaman altına da satış gelebilir. Hemen 10 tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda 1865 dolarları görüyorum. Ve 1871 en yüksek, 1849 en düşük seviyeyi görmüş. %1.24 yukarıda. Hemen... Ee, İstatistiklerine de bakalım. Haftalık bazda 0.54 yukarıda ons fiyatlaması ve e, en yüksek haftalık bazda 1875 seviyesini test etmiş. Ve aylık bazda e, hala eksi de %1.88 eksi de görüyoruz. Bu yıl içerisinde yine %1.88 eksi de ama geçtiğimiz yılki performansıyla birlikte baktığımızda yıllık bazda %17.3 hala yukarıda. Bu açıdan baktığımızda en yüksek gördüğü seviye 2075 dolar onslardı ve bu anlamda baktığımızda da en düşük seviye ise 1810 dolar onsları gördü ve buradan yavaş 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 belli bant aralıkları içerisinde hareket etti. Peki şimdi yönümüz neresi? Altın buradan alınır mı? Şu anda baktığımızda %1.22 yukarıda ons fiyatlaması dolar endeksindeki yükselişe rağmen onsu olan yöneliş gümüşteki bu hareketin bir yansıması bir iki hareket olabilir tıpkı platinde olduğu gibi ama gümüş biraz daha hızlı ve aykırı hareketler içerisinde bunun sert düzeltmesi gelir mi? Evet şimdi altına ayıralım diyorum bunun sebebi de şu altındaki hareket Özellikle 2075 dolarları gördükten sonra hedge fonların, bunda bir merkez bankalarının yapmış oldukları satışlardı bu seviyelerden. Ve dolayısıyla onlar karlı bir şekilde bu satışlarını gerçekleştiriyor. Hala kısmen pozisyonlarını devam ettiriyorlar ama buradan geri çekilmeyle 1810 dolar onslara kadar geri çekilmişti. Oradan şimdi tepkisel olarak gelmeye başlıyor. tabii ki altındaki bu geri çekilmede aşı haberlerinin de aşı bulundu haberlerinde etkisi vardı. Altından çözülen paranın hisse senedi tarafına yöneldiğini hep birlikte görmüştük. Şimdi biraz daha bu aşıyla ilgili aşı tedarik zincirleri ile ilgili sıkıntıların söz konusu olması ülkelerle aşı üreten firmalar arasındaki sürüncemeler, işte kendi aşılarını kullanma çabası ülkelerin ve buna karşı nüfusundan çok daha fazla sipariş veren Avrupa ülkeleri, örnek vermek gerekirse Danimarka, o da şöyle bir sebep ortaya koyuyor. Diyor ki benim nüfusum 6,5-7 milyon, ben diyor bunu diyor, ondan sonra toplamda diyor, bir bireye iki defa diyor, belli periyotlar şey yapacaksam diyor. Buna göre diyor ben diyor doz miktarını diyor arttırdım diyor. Bu da diyor 24 milyon doz yapar. Şimdi böyle olunca tabii ki diğer ülkelere bu miktarın gidememesi, üretilen miktarın sınırlı olması, talepleri karşılayamaması, ilaç firmalarıyla ülkelerin karşı karşıya gelmesi, ülkelerin kapılarını kapatması, euronun dolar karşısındaki dalgalı seyri bir sürü gerekçe sayabiliriz size. Ama gelinen noktaya baktığımızda altın zaten yoluna yukarı doğru yavaş yavaş kademeli olarak çıkmaya çalışıyordu. Ama asıl hareket gümüşte ve gümüşte 24 dolardan 30 dolarlara olan yükseliş bakalım ne yöne evrilecek. Teknik bir anlamdaki yükselişin çok daha üzerine geçen bir durum söz konusu. Hemen şöyle de bir grafiğine de bakalım grafiğindeki zaten siz de açıp baktığınızda göreceksiniz. Çok keskin düzeltmeler daha öncesinde de aynı hareketin benzerinin yaşandığı bir dönem de var. Daha öncesinde 8 Ocak tarihinde yaşanmış. 8 Ocak'ta yaklaşık 27 dolar 22.27.27.22 .27, nokta, 27 .22 dolar seviyesini görmüş. Oradan tekrardan bir geri çekilmeyle 24.54 dolar seviyesine gerilemiş gümüş ve sonrasında yatay bir bant içerisinde hareketlerine devam etmiş 24-25 dolar arasında ve tekrardan 24 dolarlardan sıçramalı bir şekilde devam eden yükselişiyle şu anda 30 dolarların üzerini zorluyor. Aynı hareketleri benzer şekilde devam ettiriyor ama tabii o yükselişinden sonra sert düşüşü de yine e, altın şeyde e, gümüş tarafında gördük. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Karlı olduğunuz pozisyonları sürekli e, takip etmeniz, stoplarınızı iyi noktalara seviyelere koymanız bu anlamda son derece önemli olacaktır. Sonuç itibariyle gümüşte şu anda Reddit e, o e, küçük yatırımcı diye adlandırdıkları platformdaki yatırımcıların yönlendiği düşünülen ve hisse senedi tarafında o yasakların konmasına sinirlendikleri için farklı platformlarda hareketlerine devam ettikleri öne sürülen bir hareketi izliyoruz. Gümüş tarafında diğerlerinde platinde ve altındaki hareketler bir gümüş kadar olmasa da şu anda ekürü hareket benzeri. Ama net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Güzel kar ettiğinizde mutlaka kar cebe koyarak gitmek ve stoplarınızı da çok iyi ayarlamak. Haber akışını çok iyi takip etmek son derece önemli olacaktır. Evet emtiaya bir yöneliş olacaktır. Şunun da altını çizmek gerekiyor ki altın her zaman için bir güvenli liman efektiyle çalışır. Dolayısıyla onu emtiyadan biraz daha farklı bir noktaya da koymak gerekir. Ama unutmaması gereken şudur. Gümüş daha çok endüstriyel bir şeydir, emtiadır. Ve fiziki, gerçek fiziki talep olmadığı takdirde hareketler belli seviyelerden satışlarla karşılaşabilir. Benzerini e, petrol piyasasında da görmüştük. Ve dolayısıyla e, bu tip hareketleri yakalayabildiyseniz karlarınızı realize ederek de yolunuza devam edebilirsiniz. Çünkü unutmayın bunlar kaldıraçlı piyasalardır. Ve hisse senetlerindeki gibi e, iki hafta içerisinde e, yüzde %1000 gibi bir getiri ee, nadir görülür ve mutlaka tedbirler gelecektir ki kaldı ki seni tarafında o hareketler olduktan sonra tüm piyasaların gözü tüm denetim makinazmalarının gözü de bunda olacaktır ama şu bir gerçek gümüş yatırımcısı çok uzun yıllardır bekledi bence bu güzel hareketi de hak etti diye düşünüyorum efendim riskinizin az kazancınızın bol olacağı bir hafta olsun unutmayın her zaman kerce beşir.